Benim ilk oyuncağım Buse ablanız doğduktan sonra olmuştu. Evet, bunu hep söylerim. Buse ablanızı almak bahanesiyle kendim almıştım arkadaşlarım. Bu bir gerçektir. Lütfen bunu dikkate alın. Ve sakın benim oyuncağım yok diye üzülmeyin. Paranızı biriktirin, tasarruflu olun ve istediğiniz oyuncağı alın arkadaşlarım. Hayatımda durdum en duygusal anı. Dalga geçiyorsun galiba şimdi sen. O zaman... Dur. Hayır, bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar, koltuğumuzun en sevdiğim özelliğine geliyor sıra. Polyacığım, elini uzatır mısın? Koltuğumuz kuaförümüzün ayağını basmasıyla... Şimdi elimizi basıyoruz ama kuaför ayağını basacak buraya. Bakın, koltuktaki yükselir farkına bakın. Koltuğumuz gitgide yükseliyor. Kuaförümüzün boyuna göre... En iyi içe... Mesela bakın, şu boy hiç ideal değil. Bakın, tweet'i bile göremiyorsunuz. Yüksek mi? Evet. Bu ayağı yukarı kaldırıyoruz. Ve bunu indiriyoruz. Amortisörlü yani. Aynen öyle anneciğim. Bak, harika. Buradan saçları güzelce şekillendirebiliyoruz. Daha evet. Sonra arkadaşlar. Tamıymış. Evet, Tibet sana tabure çakayım mı? Böyle ahşaptan tahtadan tabure çakayım. Onun üzerine çıkıp kızların saçını öyle tararsın. Ne dersin dostum? Ben yoksa bu arada dedim ki vlogla. Şimdi arkadaşlar bu mükemmel. Bakın şunu söylemeyi unuttum. İşiniz bitti. Oyuncağınızı kaldıracaksınız. Bakın kesinlikle bütün gücümü veriyorum. Bakın masa hareket ediyor şu anda. Bakın arkadaşlar. Gösterelim bunu. Bekleyin. Bakın şu an şuradan tuttum ve masaya getiriyorum. Bakar mısınız? O kadar kuvvetli ki bakın sadece şuradan. Gördünüz mü? Ve bu masa o kadar ağır bir masa ki arkadaşlarım. Bunu bile hareket ettirecek kadar güçlüymüş. Oyuncağımızla işimiz bittikten sonra şuradaki kolu tam tersi çeviriyoruz. Ve oyuncağımızı çıkartıyoruz. Özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Aynen öyle. Şimdi anneciğim bu mükemmel önce tekrar vakumlayalım. Ve bunu geçelim. Burada efsanevi şeyler var. Şaka. Arkadaşlar. Hemen geliyoruz Buse, bekle. Şöyle yakına gidelim arkadaşlarım. Daha yakından inceleyelim. İnanamayacaksınız. Bu kadar güzel bir şey hayatınızda görmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de görmedim çünkü. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, ilk muhteşemlikle başlıyorum. İşte kuaföre gittiğiniz zaman cilt bakımı yapılırken, manikür pedikür yapılırken rahat bir şeyler giymek isterseniz işte bu kuaförün size verdiği bakım önlüğünü giyebilirsiniz. Ben gözümü alamadım bu saçım şu havlu kıyafetten. O kadar güzel ki baskısı falan ne kadar güzelmiş. Aynen, gözünü alamayacağım başka bir şey var. İşte bu pedikür terliği. Hem de parmak arası. Biz bunu sahilde de giyeriz. Tam bir plaj terliği değil mi bunlar? Anneciğim şimdi biz Tibet'le bir karar verdik. Kamerayı bize çevirir misin? Bir dakika, biz bir terliğimizi inceleyelim de gözlerimizi alamıyoruz arkadaşlarım. Ne kadar güzel. Senin Melisa'ya bir teklif götürmeni istiyoruz. Melisa Amerikan Girl dünyasında önemli bir tanınmış bir kişi olduğu için onu kuaförümüzün açılışı için ücretsiz bir bakım almak istiyoruz. Ücretsiz mi? Evet. Ücretsizse kabul etmez. İşte ama. Etmez. Asla etmez. Size dükkanın bir yıllık kirasını öder. O saçı ancak öyle yaptırır. Asla sizin çekeceğiniz fönün altında kalmaz. Anneciğim, Melisa. Eder. Hem bizim kuaförümüzün Amerikan Girl dünyasında tanınması için bir böyle reklam çalışması gibi olur. Evet. O asla böyle işlere karnı çok duralım. Sen ya. İstemem. Melisa'cığım sana bir teklif var şekerim. Hem bak parmak arası terlik ve önlük de bizden el. Onu söylemeyeyim. Melisa kuaförden gelen teklifi ben olsam kabul etmezdim. Bir kafeterya açılışı falan olsaydı ne dersin? Şöyle bir pazar yeri açılışı falan olsaydı. Organik pazar. Daha cazipti değil mi? Ya bilmiyorum ama elçiye zevali olmazmış. Derler ki Tibet Efendi ile Buse kız yeni açtıkları kuaföre yüz olmanı istiyorlar. Model olmanı istiyorlar. İlk müşteri sen ol istiyorlar. Hem de hiç 5 kuruş para verme istiyorlar. Ne diyorsun? Ya öyle bir kötü bir kelime tarzı evet. Bir ücretsiz. Diyorlar ki 5 kuruş almayacağız ondan. Diyorlar. Yani hayır. Böyle model yolluyor. Öyle diyorlar ki o pırasa saçlarını bir sefer. Böyle ama yapıyorsun. Böyle yerel böyle ama. Ben sana ücretsiz ilk bakım yapacağım diyorum da 5 kuruşu. Ne yapıyorsun anne ya? Sinirlenirdin Tibet'i şimdi ya. Duydun değil mi Melisa? Diyorlar ki ücretsizmiş. Yani ücret almayacağız. Onun para belki parası yoktur. Ücretsiz yapacağız. Ne diyorsun? Gel abla. Beni sinirlendirme. Ne diyorsun? Ben bir oyunculuktan bahsediyorum. Bir abla sen ne diyorsun ya? Lütfen onu düzeltir misin? Böyle saçıma rezil oldum. Şimdi Melisa. Tibet der ki ona oje süreceğim ve para almayacağım. Ayak masajı yapacağım. İşte pedikürdü böyle cabul cabul ayaklarını böyle suyun içinde böyle fukur fukur fukurdatacağım. Ondan da para almayacağım. Doğru mu? Gül abla ne diyorsun? Gel buraya son ben senin. Buraya gel. Bak ben de bir şey. Allah'ım yarabbim ya. Bu kadın beni ne diyor ya? Bu kadın da hep bizim aramızda bozmanın derdinde ya. Aaa.
kendimi gideyim de açıklayayım bardırıma. Bir an kendimi kaybettim arkadaşlar, özür dilerim. Melisa'cığım, Melisa'cığım nasılsın? Hiç iyi değilim Tibet. Bana 5 kuruşu bile yok. Gelsin saçını tarayayım demişsin. Gül abla, intikamım acı olacak. Ay çok korktum Tibet. Sen de lütfen bir daha Melisa... Neden peki Ada değil? Adanın saçları daha güzel, bukle bukle ve daha uzun. Yani kuaförlerin bayıla bayıla oynayacağı, tarayacağı bir saçtır yani. Sen neden Melisa'nın saçını taramak istiyorum, yok ona ücretsiz bakım yapacağız falan filan diyorsun ki? Gül abla, gerçekten anlamamazlıktan geliyorsun. Dayanmaya çalışıyorum, dayanamıyorum Gül abla. Dayanamıyorum. Beni sinir krizlerine sok... Gül abla, beni yerden yere vuruyorsun Gül abla. Daha ben Melisa'nın ayağını kırmanın acısını atlatamamışken sen benim gururumu ayaklar altına aldın. İntikamım acı olacak. İster kork, ister kork. Gerçekten çok korkuyorum. Zaten her önüne gelen beni tehdit ediyor. Yok adli işlem, yok hayali gerçekler falan arkadaşlar. Bir de başıma Tibet çıktı. Çok korkuyorum. Acayip baskı altındayım. Tamam arkadaşlar, yok kim, yok kimsenin pandasını falan da çalmadım ben arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlarım, bir canım abla, arkadaşlarım. Bir abla, buna ne sivri şakaydı? Heh, tamam. Sen şu konuda anlaşalım. Bir defa bana ada lafını etmek yok, tamam mı Gül abla? Ada senin en iyi arkadaşın değil mi? Hatta yol arkadaşın değil mi? Hatta ikizin değil mi dostum ya? Evet tamam. Açıklayalım artık. Arkadaşlarım, Ada ile Tibet ikizler. Ne? Aman Allah'ım, bu günlerini ben Ada ile aynı kanımı taşıyorum yani, aman Allah'ım. Lütfen, arkadaşlarımız ama bu durumdan çok da memnun değiller yani. Ada'yı dişlediğimiz falan düşünüyorlar ki benim Ada en kıymetliyim. Onu çok seviyorum. Evet arkadaşlar, ben aslında bunu biliyordum. Biz Amerikan Girl'ün ürettiği özel bebekleriz. Müzisyen bebekleriz. Ben Logan, o da Tenny. Evet arkadaşlar, bunlar gerçekler ve biz ikiziz. Biz aslında birbirimizi çok seviyoruz ama Melisa ortaya çıktığından beri, ben her gece ay ışığında Melisa'yı düşlediğimden beri birazcık Ada'yı boşlamış olabilirim. Tabii. Ama Ada'yı tabii ki çok severim çünkü o benim kardeşim. Onu ben çok severim. Ama bir sorun var ki para biriktirip en kısa zamanda ona bir doktora götürmem lazım. Kafasının içinde birkaç tahtanın eksik olduğunu düşünüyorum. Ara sıra gelip de gereksiz konuşmaları, işte saçma sapan esprileri, hiç benim kardeşim gibi değildim arkadaşlar. Sen kendini çok mu zeki zannediyorsun? Hadi artık dönüyoruz. Kuaförsün sen bir kere. Yo, Gül abla, lütfen Gül abla, böyle konuşmak senin... yakışıyor mu sana? Harika bir kuaför olacağından eminim. Lütfen enerjini kuaförlüğüne ve gitarına ver. Arkadaşlar, pardon, size... baterine ver. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten özür diliyorum. Şu ana kadar yaptığım her şey şakaydı. Kesinlikle Ada benim kardeşimdir ve onu çok seviyorum. Ama Melisa'yı da seviyorum. Onu farklı seviyorum. Siz onu biliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, bu videolukta göz kırptığıma göre artık bir ablanın mahvettiği olayı çözmeye gidebiliriz. Hadi gelin. Ve bu arada Ada ile kardeş ve ikiz olmam hakkındaki yorumlarınızı da aşağı yorumlara bekliyorum. Melisa'cığım, öncelikle şunu söylemek isterim ki Gül ablanın sana söylediği şeyler tamamen bana yapmış olduğu bir kamera şakasıdır. Bu yüzden sana şöyle bir teklif getirmek istiyorum. Buse ablayla birlikte ortaklaşa açtığımız kuaför salonunun yüzü olmanı istiyoruz. Çünkü güzelliğinle herkesi büyülüyorsun tatlım. Çok teşekkür ederim Tibet, beni utandırıyorsun. Bu iltifatları hak ediyor muyum acaba diye düşünüyorum. Yani Melisa, gerçekten sen benim tanıdığım en iyi kalpli ve en güzel saçlı kızsın. Bu yüzden bizim yeni kuaförümüzün marka yüzü olmanı istiyoruz ve salonumuza gelmeni istiyoruz. Sana bir defalığa mahsus, ama yani bir defalığa mahsus, sonuçta zarara girmek istemeyiz. İşletme olarak arkadaşlar, biz Tibet'le asla zarara girmek istemeyiz. Sonuçta kiraya veriyoruz arkadaşlar, yani bir çarkın dönmesi lazım. Yani arkadaşlar, Tibet böyle bir şey yapmaya kalkışsa, ki kalkışır çünkü Melisa'yı çok seviyor. Ben izin vermem böyle bir şeye. Evet, aynen Buse ablanın dediği gibi. Bu yüzden Melisa'cığım, gelmeni istiyoruz ve sana ücretsiz saç bakımı, cilt bakımı vs yapmak istiyoruz. Ne dersin? Tamam, kabul ediyorum. Çok ısrar ettin. Buse ablanın hatırına. Oo, olsun, bu da bir şeydir. Duydunuz mu? Buse ablanın hatırına dedi. Neden benim hatırıma değil? Adacığım, ikiz kardeşin Tibet'in teklifini duydun. Kuaför salonları için hayırlı olsun deyip geleyim. Sen kendimmiş gibi takıl tatlım burada. Tamam Melisa'cığım, kuaför salonu kurulurken hep onun yanındaydım. Çok sıkıcı bir yer. Sen git de keyfine bak. Ay, üzerimi değiştireyim. Böyle gitmeyeyim. Ayıp olmasın, ev haliyleyim. Acaba ne giysem güzel olmak istiyorum. Hemen bakalım tatlım. Acaba bugün ne giysen? Wow. Karar veremedim. Gül abla yardım eder misin?
Tabii ki ederim memnuniyetle. En sevdiğim iş pijama değil tabii ki. Orayı kapatabilirsiniz. Ben de giymeni istiyorum biliyor musun? Çok alakası olacak ama. Lea Clark'ın elbisesini ve Ada'nın yeleğini. Altına bir de ayakkabı seçelim. Ve onun altına da şu sandaletleri giymeni istiyorum. Melisa'cığım üzerinde görelim bakalım arkadaşlarımız beğenecekler mi benim seçtiğim kombini. Açıkçası benim çok hoşuma gitmedi Gül abla ama hadi bakalım senin hatırını denemiş olayım. Evet arkadaşlar sizce nasıl oldum? Yani şöyle giyindikten sonra bir baktım aynaya. Ben kendimi çok beğendim doğrusu. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Gül ablanın seçtiği kombini beğendiniz mi? Acaba ben taşıyabilmiş miyim? Hadi şimdi arabama binip şu meşhur kuaföre bir gideyim. Yehu! Bugün çok güzel bir gün olsun. Eğlenceli olsun. Hadi yola çıkalım. Park ederken çok dikkatimi dağılıyor. Müziğin sesini kıstım. Evet. Bir hamle daha yaptık mı? Tamam. Ay buraya da soğumadım. Her zamanki gibi dar alan seçmişim. İşte şimdi oldu. Girdim ama buraya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Zar zor şekilde bir çıktım. Saçım başım da dağıldı. İlk kuaföre gidiyorum. Hadi gelin gidelim. Tibet kapıyı açık unutmuşsunuz. Dükkan daha açık değil ki. Öyle herkes girebiliyor mu yoksa? Oh Melisa hoş geldin tatlım nasılsın? Oh saçların çok dağılmış. Ne oldu bakalım sana? Arabayı park ederken biraz zorlandım. Orada biraz dağınıklık yaşadım. O zaman biz şimdi sonra güzel bir bakım yaparız. Hem saç bakımı hem cilt bakımı. Ondan sonra ben senin arabanı çıkartırım park ettiğin yerden. Saçın da dağılmaz mis gibi gidersin evine. Çıkarmışken bir de yıkar mısın? Birkaç gündür yıkatamamıştım. Çok tozlanmış arabam. Ay bu kızı bir arabasını yıkatamadı bana arkadaşlar. Saçını tarayacağız, bakım yapacağız. Daha ne istiyor? Hem de ücretsiz ücretsiz. Kendi kendine söyleme bak. Tibet hayret seni ilk defa Melisa için söylenirken gördüm. Arabasını yıkamak istemiyor musun yoksa saçını tarayacaksın ama. Ama Gül abla ben bateristim, müzisyenim, aynı zamanda da kuaförüm. Oto yıkamacısı değilim. Ama arkadaşım işe rica etmiş senden yaparsın herhalde değil mi? Kırmazsın onu. Yaparım, hadi bakalım Melisa'ya şimdi arabanı yıkarım, köpürte köpürte yıkarım, iç dış temizlik yaparım, 5 kuruş para almam deyiver hadi bakalım. Gül abla sen de bu 5 kuruş lafına taktın ha. Melisa'cığım tabii ki de arabanı yıkarım, iç dış bakım yaparım, 50 bin bakımını yaparım, 500 bin bakımını yaparım, her şeyini yaparım sen merak etme. Hem de ücretsiz. Teşekkürler Tibet. Evet nereye geçiyorum? Hangi koltuğa oturacağım? Evet. Bunlar herhalde misafir koltuğu. Evet Melisa'cığım. Mesela senin saçlarını yaparken başka müşterimiz gelirse orada bekleyecekler. Evet ben nerede oturacağım? Sen de işte bu koltukta oturacaksın. Ay ne kadar güzel. İlk kez ben mi oturacağım yoksa? Ama Melisa'cığım önce bir şey yapmamız gerekiyor. Sen şu mavi koltukta otur ve beni bekle. Aa neden? Neyi bekleyeceğim ki? Benim çok vaktim yok. Bekle bekle bak sonunda çok güzel bir şey olacak. Melisa'cığım bak bunlar bizim kuaför salonumuzun kişiye özel tek kullanımlık bakım kombinleri. Aa nasıl yani? Üzerimdekileri çıkartıp bunları mı giyeceğim? Evet. Ay çok güzel düşünmüşsünüz. Harikaymış. Tabii ki de ben düşündüm. Tibet sen mi düşündün? Bunu gerçekten... İnanamıyorum arkadaşlar. Bu ne oluşmuş? Tabii ki de bu benim fikrimdi. Tamam Buse abla. Melisa'cığım sen şimdi üzerini değiştirip gel ve hemen bakımına başlayalım. İşte geldim. Melisa'cığım harika görünüyorsun. Tek kelimeyle zaten çok güzel bir kız. Ne giysen sana çok yakışıyor. Şu bakım kıyafetleri bile o kadar çok yakışmış ki. Benim güzel bebeğime. Hadi şimdi senin ve arkadaşların için aldığımız koltuğa otur. Tibet de senin saçını bir tarayıversin. Melisa çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Tibet. Hadi otur da işlemimize başlayalım. Evet güvenli bir şekilde kemerimizi taktık. Düşmezsin değil mi? Ay korkuyorum düşer mi Musa'cığım? Düşmez anneciğim düşmez. Bütün önemler alındı. Kemeri bağlandı. Koltuğumuz vakumlandı. Artık her şey hazır. Şimdi Tibet'in muhteşem yetenekli elleriyle Melisa'nın saçlarını mükemmel yapacağız. Sadece tarayacaksınız çünkü başka malzemeniz yok. Bir sürü malzememiz var ama hemen gidelim görelim arkadaşlarım. Onlar işte bu kuaför malzemeleri arabasının içinde. İlerleyen günlerde onu da açmış olacağız ama Buse'cim bunu acaba çarkfeleğe dahil etmeden mi açsak? Çünkü ona acil ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsun anneciğim. Bizim kuaför salonumuzun en büyük eksikliklerinden bir tanesi o. İçinde bir kuaförün ihtiyaç duyduğu her şey var. Ve siz standı yapmışsınız bile. Evet. Evet boyu biraz daha yükseldi ve Melisa'nın saçını daha rahat tarayabilecek. Ama anneciğim bu da birazcık yüksek geldi. Bu yüzden bak şu an Tibet'in ayak hareketleriyle Melisa'nın sandalyesini birazcık yükseltti. Evet bu boy bizim için idealdir.
Hadi bakalım başlayın. Sadece tarayacaksınız dediğim gibi. Evet, sadece tarayacağız ama olsun arkadaşlar. Bu benim Melisa'yı oldukça rahatlatacaktır. Arkadaşlar biz Twitter'da ortaklaşa hareket ediyoruz. İşi paylaşıyoruz. Ben Melisa'nın saçlarını arkaya alayım. Düzelteyim. Ve Tibet de tarasın. Ay, çok güzel tarıyorsun Tibet. Aa, ne yaptım arkadaşlar? Arkadaşlar. Bu sabun ne yapacağım ben şu anda? Tarak orada mı kaldı yoksa? Tibet ne yaptın? Bunu Melisa'ya nasıl söyleyeceğiz? Tibet, bunu Melisa'ya nasıl açıklayacağız? Ay Tibet, inanamıyorum sana. Tibet'cim sadece saçını keserek o tarağı oradan çıkartabiliriz. Ne? Ne diyorsun Buse abla? Melisa bir daha benim yüzüme bakmaz. Bana selam bile vermez. Ne yapacağım? Buse abla lütfen yardım et. Tamam tatlım tamam. Sen dur şurada. Bir çare düşüneceğiz. Sen otur. Sakinleşin evet. Melisa'nın saçıyla birazcık oynayın bence de taranıyormuş gibi hissetsin. Nereye gittiniz falan diyecek, dönecek ve bu ağırlığı görünce arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Evet, Melisa'nın saçı kesilecek mi? Kesilmeyecek mi? Melisa bu durumdan haberdar olacak mı? Olmayacak mı? Yoksa Melisa'nın haberi olmadan, hiçbir şey hissetmeden Gül ablanın da yardımıyla ya da Buse sadece kendi başına ya da Tibet bu olayı çözecek mi? Melisa'nın saçları kurtulacak mı kesilmekten arkadaşlarım? Bunun cevabı bir sonraki videoda mı desek? İlerleyen videolarda mı desek? Ya da sizin öneriniz nedir arkadaşlarım? Melisa'nın saçı gerçekten kesilsin mi arkadaşlarım? Videomuz burada sona erdi. Şimdi veda zamanı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.